TripPatrading'e tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlerle heyecan verici bir strateji paylaşacağım için gerçekten heyecanlıyım. Herhangi bir gecikme olmaksızın anında alım ve satım sinyalleri sağlayan gelişmiş teknik göstergelerin güçlü bir kombinasyonunu keşfettik. Kabul edelim, piyasadaki birçok gösterge sinyali biraz geç paylaşıyor ve genellikle piyasanın ana momentumunu kaçırıyor. Ancak bugün, çaba sarf ettik ve bir çözüm bulduk. Bu videoda sergilenen göstergeler yalnızca son derece doğru ticaret sinyalleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda özellikle menzile bağlı bir piyasada bu zor sahte sinyallerin üstesinden geliyor. Bu göstergeyi kullanarak stratejinin tamamını açıklayacağım, o halde grafiğimizi açalım. İşlem görünümündeyim ve göstergelerimizi ayarlamayı bitirdiğimizde grafiğimiz böyle görünecek. Bu göstergeler kripto hisse senetleri ve forex dahi tüm piyasalarda kullanılabilir, en uygun zaman dilimleri 5, 15 ve 30 dakikadır. Ancak bazı küçük ayarlamalarla 1 saat ve hatta günlük gibi daha yüksek zaman dilimlerinde de kullanılabilirler. Bu stratejiyi açıklamak için 5 dakikalık bir zaman diliminde bir Bitcoin grafiği kullanacağım. Bu göstergeleri grafikten hızlıca kaldıracağım, böylece her şeyi baştan açıklayabilirim. Bu araçları grafiğinize eklemek için göstergeler menüsüne gidin. Ve Super Bollinger Trend'ini arayın. Ve sonra Zyrmin tarafından oluşturulan bu göstergeyi ekleyin. Yani bu, ticaret stratejimizin ana göstergesidir. Super Bollinger Trend göstergesi, iki popüler teknik analiz aracı olan Bollinger bantları ve Super Trend'in bir kombinasyonudur. Ve bu iki göstergeyi birleştirerek Super Bollinger Trend, trend tanımlamasını volatilite analizi ile birleştirerek yatırımcılara hem volatilite hem de trend yönünü hesaba katan daha kapsamlı bir piyasa görünümü sağlamayı amaçlamaktadır. Super Bollinger Trend göstergesi, yatırımcılara potansiyel trend değişiklikleri hakkında değerli bilgiler sağlar, yüksek volatilite seviyelerinin genellikle güçlü fiyat momentumuna eşlik ettiğini ve bunun yeni trendlerin oluşmasına veya mevcut olanların devam etmesine neden olabileceğini kabul eder. Super Bollinger Trend 3 bileşen içerir. Super Trend renk çizgisi, zikzak çizgi ve üçgen olarak görüntülenen alım ve satım sinyalleri. Bu gösterge için ayarlara erişelim. Stil bölümünde çizgileri devre dışı bırakacağız. Bu, grafiğimizin daha temiz görünmesini sağlayacaktır. Bu arada, fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz Telegram grubuma katılabilirsiniz. Burada açtığım alım ve satım pozisyonlarını günlük olarak paylaşıyorum. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer alıyor. Bu göstergenin bazı yanlış sinyaller verdiği açıktır, ancak bir sonraki göstergemizle birleştirdiğimizde, sizi temin ederim ki bu sinyallerin %90'ı kaybolacaktır. Öyleyse stratejinin ikinci göstergesini grafiğe ekleyelim. Bu yüzden göstergeler sekmesine tıklayacağız. Ekleyeceğimiz bir sonraki göstergeye çok FED tarafından sıfır gecikmeli SMA denir. Şimdi bu göstergenin neyle ilgili olduğunu görelim. Sıfır gecikmeli SMA göstergesi, Tradition hareketli ortalamaların doğasında bulunan gecikmeyi ortadan kaldırmak için tasarlanmış bir teknik analiz aracıdır ve yatırımcılar için daha hızlı ve daha duyarlı bir sinyal sağlar. Sıfır gecikmeli SMA, belirli bir süre boyunca bir menkul kıymetin fiyatının ortalamasını hesaplayan geleneksel basit hareketli ortalamanın geliştirilmiş bir versiyonudur, ancak geleneksel SMA'nın bir dezavantajı vardır. Mevcut piyasa fiyatının gerisinde kalma eğilimindedir ve bu da alım-satım sinyallerinin oluşturulmasında gecikmelere neden olabilir. Bu sorunu gidermek için sıfır gecikmeli SMA, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin ederek ve hareketli ortalamayı buna göre ayarlayarak standart SMA'yı doğrusal regresyon tabanlı bir tahmin tekniğiyle birleştiren daha sofistike bir hesaplama yöntemi kullanır. Kısacası sıfır gecikmeli SMA, gecikmeyi azaltmayı ve daha doğru alım-satım sinyalleri sağlamayı amaçlar. Daha iyi sonuçlar için göstergenin ayarlarını yapmamız gerekecek, bu yüzden gösterge ayarlarını açacağız. Ve sıfır gecikme SMA uzunluğunu 100 olarak değiştirin. Bundan sonra zaman çerçevesini 15 dakika olarak değiştireceğiz. Şimdi grafiğimizin şimdi çok daha iyi göründüğünü görebilirsiniz. Ancak stratejimizin tam potansiyeline ulaşması için grafiğimize başka bir gösterge eklememiz gerekecek. Ücretsiz bir NFT veya 1 milyon dolarlık para ödülünün bir kısmını arıyorsanız, hemen bu videonun altındaki bağlantıya göz atın. Gördüğünüz gibi, en sevdiğim kripto borsası Bybit 5. yıl dönümünü kutluyor ve bu nedenle harika ödüller veriyor. Ücretsiz NFT'ler, ifonlar ve çok daha fazlası. Açıklamadaki bağlantıya hızlıca basın, kutlama 25 Aralık'ta, bu yüzden bu harika fırsatı kaçırmayın.
Bu yüzden göstergeler sekmesini tekrar açacağız ve arama çubuğuna RSI with self-adjusting linear regression bands yazacağız. Ve Zayrman tarafından oluşturulan bu göstergeyi ekleyin. Bu gösterge, örneğin aşırı alım ve aşırı satım alanlarını bulmak için birçok şekilde kullanılabilir. Veya trendlerin yanı sıra geri çekilmeleri belirlemek için. Bu gösterge RSI birinci üst ve alt eğrilerin yanı sıra orta eğriden oluşur. RSI mavi çizgi alt eğriyi aşağıya doğru geçtiğinde, bu aşırı satılmış bir piyasaya işaret eder. Ve RSI çizgisi üst eğriyi yukarı doğru geçtiğinde, bu aşırı alım piyasasını gösterir. Biz de onun ayarlarını yapacağız. Öncelikle aşırı alım ve aşırı satım bölgelerinin opaklığını değiştirmemiz gerekiyor. Bu ayarları takip ettiğinizden emin olun. Bundan sonra orta çizginin rengini sarı olarak değiştireceğim. Bu çizginin grafikte kolayca ayırt edilebilmesi önemlidir. Artık grafiğimiz ayarlandığına göre, bu stratejiyi kullanarak bir alım-satım işlemine girmek için tüm kuralları ve koşulları gözden geçirelim. Dolayısıyla, bir alım-satım işleminin geçerli olabilmesi için, öncelikle fiyatın tıpkı burada olduğu gibi sıfır gecikmeli SMA'nın üzerinde kapanması gerekir. Bu, yükseliş trendinin bir göstergesidir. O zaman süper Bollinger Trend bir satın alma sinyali vermelidir. Ve satın alma sinyali aldığımızda, RSI aşırı satılmış olmalıdır. Ayrıca sinyal anında RSI hattı sarı çizginin altında olmalıdır. RSI sarı çizginin üzerindeyse bir alım-satım işlemi açmayın. Tüm gereksinimler karşılanırsa ticarete girebilirsiniz. Bu yüzden burada bir satın alma pozisyonu açacağım. Durdurma kaybını son dalgalanmanın altına ayarlayacağız. Ve bu strateji ile ikilik bir risk, ödül oranını hedefleyeceğiz. Veya fiyat ZLSMA gösterge çizgisinin altından geçip kapanır kapanmaz işlemden çıkabilirsiniz. Umarım bir alım-satım işlemine girme kurallarını anlamışsınızdır. Şimdi bu stratejiyi kullanarak bir satış ticaretine girme kurallarını gözden geçirelim. Fiyatları kendiniz analiz etmek istemiyorsanız, ücretsiz alım ve satım sinyalleri almak için Telegram grubuma katılabilirsiniz. Bağlantı bu videonun altındaki açıklamada yer almaktadır. Yani bir satış ticareti için tam tersini yapacağız. Önce fiyatın sıfır gecikmenin altında kapanmasını bekleyeceğiz SMA, ardından Süper Bollinger Trend göstergesinin bir satış sinyali vermesini istiyoruz. Ve son olarak, sinyali onaylamak için RSI'ye bakacağız. Sinyali almadan önce, RSI aşırı satın alınmalıdır. Ve ek olarak, çizgi RSI çizgisinin sarı çizgisinin üzerinde olmalıdır. Sarı çizginin altındaysa veya aşırı satılmışsa ticareti görmezden gelin. Bu örnekte tüm gereksinimler karşılanmıştır, bu yüzden burada bir satış ticareti açalım. Durdurma kaybını en son yüksek salınımın üzerine ayarlayacağız. Ve riskin iki katını hedefleyin. Veya daha önce de belirtildiği gibi, fiyat sıfır gecikmeli SMA'nın üzerine çıkıp kapanır kapanmaz kazanan bir ticaretten çıkabilirsiniz. Umarım bu stratejiyi faydalı bulmuşsunuzdur. Bu video için bu olacak. Videoyu beğendiğinizden ve kanalıma abone olduğunuzdan emin olun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.